Alışveriş merkezinin özelliği 35 bin metre kiralanan bir alanı var. 105 bin metre büyüklüğünde aşağı yukarı 1200 otoparkıyla 200 eski paralelepipedon bir yatırım yaptık. Yani Edirne'ye ve özellikle bölge ülkelerine, Bulgaristan'a, Yunanistan'a çok büyük katkı sağlayacağını, Edirne'ye çok büyük bir katma değer kazanacağını, Edirne biliyorsunuz Selimiye Camii'nden dolayı da dışarıdan ciddi bir iç yerli turist alıyor. Ve siz benden daha iyi biliyorsunuz Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan. Ve ben inanıyorum ki bölgenin de ciddi bir müşteri çekecek veya Edirne'ye değer katacak. Şu anda 128 mağaza var. İçerisinde bildiğiniz gibi H&M gibi, işte kendi markamız Polis, hem kendimiz kumaşını üretiyoruz. Üstelik pantolon veya denim pantolon üretiyoruz. Ve kendi alışveriş merkezimizde kendi mağazamıza satıyoruz. Belki dünyada böyle bu kadar zinciri bağlayan bir firma da var mıdır? Araştırmadım ama bilmiyorum. Ben Edirne için çok gerçekten bir modern mimarisiyle Edirne'ye yakışır bir alışveriş merkezi olduğunu düşünüyorum. Siz de gezince ona şey yapacaksınız. Aslında bu yer bizim için çok şey değil, yeni değil. İlk ihaleye çıktığında da biz iki kere ihaleye girmiştik. Bir alma nasip olmamıştı. Daha sonra başka da birileri aldı. Biz onlardan aldık. Demek ki kısmet bir yere gitmiyor. Durup dolaşıp eğer kısmetinizde varsa gelmiş oluyor. Şu anda kaç iş yeri kiralandı ve yerel kaç firma var? Valla o soruyu tam o işin Harun Bey cevaplarsın. 124 tane toplam mağazamız var. Ona yakın yerel firmayla da sözleşme imzaladık. 13 Nisan'da da açılacak. Tümü doldu iş yerlerine. %95 dolduk oranımız var. İnşallah %95'le de açacağız. Yani şunu söylemekte de fayda var aslında. Belki Türkiye'de son dönemde açılmış en yoğun katılımlı alışveriş merkezi olacak burası. Yani kiralamanın neredeyse tamamı tamamlanmış ki belli bir kısmı bilinçli olarak şu anda kiralamadığımız bir durum var. Açılış günümüzde de %80'in üzerinde de metrekarenin aşıldığı bir alışveriş merkezi olacak. Bu son belki 5 senedir Türkiye'deki en yoğun katılımlı alışveriş merkezi açılışı olacak. O anlamda da keyifliyiz. Burada tabii 10 yerel firma var ama birçok da yerel bayi var burada. Uluslararası markaları temsil eden. Dolayısıyla yerel müteşebbis listenin içerisinde epey olduğu bir alışveriş merkezi olacak. Aslında onu çok dillendiriyorlar diğer illerde de mesela. Yerel birisi açtım. Zaten alışveriş merkezinin kendi yerel yani toprağıyla, binasıyla kendi içerisinde gezen de alışveriş yapan da yerel. Çalışanlar da mesela Konis mağazasındaki çalışanların tamamı Edirne'li. Yani buranın şöyle bir zorluk var orada. Yani onu sık soruyorlar. Aydınlatma gereği diyorum. Mesela biz Konis olarak bayilik vermiyoruz. Türkiye'de bütün mağazalar kendimizin. Yani birisi gelip Konis açma şansı yok. Mesela diyelim ki El Sivakiki kendi mağazasını açıyor. H&M kendi mağazasını açıyor. Yani bayilik vermiyor. Bayilik veren firmalar var. Onlar da gidip Edirne'de veya başka illerde de kendine uygun bir partner bulursa yerel ancak öyle olabiliyor. Yani yerel gelip de burada kendi mesela biz yani buranın ciğeri biliyorsunuz meşhur. Oradaki merkezdeki ciğercilere bile getiremedik yani. Sonuçta yerelde gelip orada da yer almak veya o düzeyde de çok olmuyor ama biz ona özellikle yine de bir ciğercimiz var. Ama orada ısrarla hem Antalya'da olsun hem Fethiye'de olsun buna da özen gösterdik. Çevrede yer çok ciddi bir Trakya'nın tamamında olmayan H&M'e ciddi bilgi olacaktır. Ebebek hakeza önemli yine enkilerinden bir tanesi. Var mı? Starbucks yine açılıyor olacak ki çok önemsiyoruz. Mesela hanımlar için Mac açılacak. Mac normalde İstanbul, Ankara, İzmir dışarısında çok görebildiğiniz bir marka da değil. Yine hem bölgede ilk olacak. Bunların hiçbir çorba da yok. Bu arada birçok diyelim. Ondan sonra Tekirdağ'da da yok. Trakya'nın tamamı da yok. Hayal Kahvesi, Kentik Fried Chicken gibi bunlar sadece bu arada Edirne'de olmayanları size sayıyorum. Bunun haricinde bildiğiniz tüm enkürler yani LCV2'si, Cotonou, Defactus bunların hepsi büyük metrekarelerdir. Hatta İstanbul'da bile gördüğünüzden bazıları yenilemiş konseptleriyle ve daha büyük metrekareleriyle alışveriş merkezinde olacaklar. Dolayısıyla o müjdeyi de paylaşmış olalım yani
mağaza karması oldukça güçlüdür Elazığ'ın. Yerli, yerel, ulusal, uluslararası dengesi de o anlamda çok doğru kurulmuştur. Açtığımızda da keyifli içerisinde geçiyor olacağız.